9. Herkese merhabalar bayanlar baylar. 49. bölümdeyiz dövme muhabbetlerinde. Yine bir pazar günü beraberiz. 49 değil mi? Evet. Seni test edeceğim her bölüm artık. Tamam. 49. bölüm 50'ye ne kaldı? Konuşuruz sonra. Bu hafta ne konuşacağız? Şimdi Esin'den onu öğrenelim. Piercing malzemelerinin... Ya bir konuşabiliriz. Piercing materyallerinin vücuda yapacağı alerjik etkiler. Oh. Sadece alerji desen olmuyor mu? Olmaz. Allah Allah. Cümle kuracak. Alerji var. Alerji var. Çileğe mi alerjisi olacak? Çileğe mi? Tamam. Başlayalım. Alerji konuşacağız. Önemli bir konu. Seni ciddiyete davet ediyorum. Hayır. Çıkık yapıyor böyle. Alerji konusu mühim bir konu. Geçen hafta ne konuşmuştuk? Piercing materyallerini konuşmuştuk. Yani vücuda en uyumlu olan şeyler. Titanyum, cerrahi çelik. Bunlar vücuda en uyumluydu. Gümüş, altın çok tercih etmememiz gerekiyordu. İmitasyonu zaten hiç. Şimdi de bunların etkilerini konuşacağız. Alerji. Önce bir yanlış bildiğiniz şeyleri açıklayalım. Hepsi. Tamam. Onun tam tersini düşün. Şimdi mesela şöyle yapıyorsunuz. Benim kulağım alerji oldu diye tragusunu gösteriyor. Fotoğraf atıyor, tamam mı? Alakası yok. Keloid olmuş. Başka biri diyor ki abi kaşım alerji oldu. Bak hiç öyle bir şey yok. Kaş öne gelmiş kopma noktasında. Çünkü işte yanlış delinmiş ya da yanlış bakılmış. Alerji değil. Ya bunların hiçbiri alerji değil. Ya da diyor ki benim göbeğim alerji oldu. Bir bakıyorsun kızarık. Okey kızarık ama enfeksiyon olmuş. Alerji değil o. Şimdi bayanlar baylar sizden rica ediyorum. Öncelikle piercing bakımı. Piercing keloidi. Piercing de enfeksiyon. Bu 3 video bu konuyla alakalı. Ve bir de tabii ki işte geçen haftaki video, materyaller videosu çok önemli. Onu ayrı full izlemeniz lazım zaten. Videoları da atlatmadan dikkatle izleyin. Eksik bilgi yanlış bilgi demektir. O halde başlayalım konuşmaya. Şimdi alerjide bir kere ne olmadığını öğrenmemiz lazım. Dediğim gibi o videoları izleyince enfeksiyon mu, keloid mi yoksa iyileşme süreci mi? Bu üçünden biri, onu anlayacaksınız. Alerji ne oluyor? Alerjinin belirtileri bir kere hepimiz biliyoruz zaten. Alerjiler standart. Piercing alerjisi de öyle. Kaşınır, kızarır, yanma hissi olur. Bazen hafif bir yara gibi de olabilir. Hafif bir yara gibi. Böyle bir deri kalkması gibi. Bunun için tabii bana ulaşabilirsiniz. Ve alerji çok sık rastlanan bir şey değildir piercingde. Gerçekten çok sık rastlanmaz. Ama vücuda uyumlu olan şeyleri kullanmanız lazım. Deldirdiğiniz yere çok dikkat edin. Geçen haftaki videoda dediğim gibi titanyum ve cerrahi çelik kullanırsanız alerji olma ihtimali çok çok düşük. Yani yok desem yeridir. Hiçbir şey hayatta %0 değildir. O yüzden öyle kesin bir şey diyemiyorum ama milyonda bir, anladın mı, alerji olması titanyuma, cerrahi çeliğe. Okey. Onun haricinde alerji altın ve gümüşe olabilir, yine geçen hafta söylemiştik. Ve imitasyona zaten genelde olur. Bir de burada dışarıdan değil içeriden bir temas var. Ne teması? Şimdi imitasyon birçok insanın vardır. İşte kolye takıyorum, bileklik takıyorum, imitasyon hemen kızarıyor. İmitasyona alerjim var derler. Olabilir büyük ihtimalle tabii ki. Alaşım oluyor falan imitasyon. Ama onlar derine temas ediyor. Düşün, piercingde kaşına yapıyorsun atıyorum. Hem dışına temas ediyor tabii ki. Hem de içinden geçiyor. Her yerde öyle. Tragus da öyle. Her yer piercing sonuçta. Delme işlemi. O yüzden çok çok daha ciddi bir mesele. Kolyeye, bilekliğe göre. O yüzden imitasyon kullanma. Altın, gümüş iyileşme sürecinde, yani ilk 1,5 sene kullanma piercingde. Sonra da yine bence kullanma ama hadi sonra belki altın, gümüş kullanabilirsin. Seviyoruz çünkü dediğim gibi. Hepimiz saraylıyız. Titanyum ve cerrahi çelik hem delimde hem sonra her zaman kullanabilirsin. Hiçbir şey olmaz. Titanyum, cerrahi çelik, as bayrak olarak. Titanyum tatu falan diye değiştireceğim stüdyoda. Bu. Okey, bunu bir anlayalım. Peki alerji oldu nasıl iyileşir? Çıkartınca iyileşir. Çok basit. Soracaklar çünkü söylemek lazım. Çok basit mantık bayanlar baylar. Bazılarınız böyle kasıyor. Yok çıkartmayacağım. Abi yani alerji olması demek temas ettiği için alerji oluyor. Teması kesmezsen devam edecek alerji olmaya. O yüzden dandik bir piercingin var. Çıkart. Tamam mı? Çıkart. Sonra al titanyum cerrahi çelik. Adam gibi tak. Oh kafan rahat. Bu aşamada temizliğine çok özen göster tabii ki. Bir de dediğim gibi enfeksiyon mu,
Yoksa bakım sürecinde mi piercing, yoksa keloid mi? Bunun ayrımını yap tabii önce. Ama zaten bu ayrımı yapsan da yapmasan da banko bir cevabımız var. Titanyum ve cerrahi çelik kullanacaksın. Başka materyal kullanma bu iki materyal dışında. Nokta. Okey. Bununla ilgili sorun var mı? Kaldı yine. Beklenmedik anda geldi değil mi? Ama bir soru sor artık ya. Şey soracağım. Ha sor. Kopya aldım çünkü. Kopya. Ha ne aldın? Böyle aniden durup yıllar sonra bir alerji geliştirebilir mi insan vücudu? Ne kadar samimiyetsiz soruyorsun ya. Konuştuk bunu ha. Bunu da konuştuk ki. Bana karşı çıktı böyle dedi ki. Ben şey dedim. İnsanlar bana yazıyor. 3 sene olmuş piercingini deldireli. Bana diyor ki alerji oldu. Ben de dedim ki esine. Alerji öyle sonradan ortaya çıkan bir şey değildir. Siz de bilin. Alerji, burası çok önemli aslında. Gerçekten çok önemli. Dur. Sus bir dur. Burası çok önemli. Piercing takıldığı an ilk 1-2 hafta içerisinde, hatta 1-2 gün içerisinde direkt kendini gösterir alerji olursa. Yani çünkü alerji öyle bir şey. Tepki verir ona. Tabii anında. Anında tepki verir. Yani kızarır bozarır anlattık işte. Kaşınır bilmem ne. Bu 3 sene sonra ortaya çıkmaz. Normal yaşadığın hayatını 3 sene sonra alerji oldu. Bunu neden diyorum? Çünkü siz işte dediğim gibi enfeksiyonla, keloidle, başka şeylerle alerjiyi karıştırıyorsunuz. O yüzden diyorum. Alerji hemen takıldığı an vücuduna tepki verir. Esin de diyor ki, bu başka bir mevzuya geçtik şu an. Olabilir. Onun olabilir demesi şu. Senin alerjin yok atıyorum şu an gümüşe. Alerjin yok vücudunda, tamam mı? Piercingin taktın, gümüş taktım diyelim, tamam mı? Takma, taktın diyelim. 5 sene sonra orada alerji oldu. Ama bu şey demek, senin başta alerjin yok. 5 sene sonra alerjin oldu. Orada haklı. Alerjilerin hepsi doğuştan gelme değildir. Yani sen hayatına 30 sene ne bileyim tüylü şeylere alerjin yoktur. Ya atıyorum ya. Çikolataya alerjin yoktur. Antep fıstığına alerjin yoktur 30 sene hayatında. 31. sene Antep fıstığına alerjin çıkar. Bu olabilir. Burada haklı. Demin onu konuştuk. Onu tartıştık. Anladın mı şimdi demek istediğim? Bu tabii ki mümkün. Bu tabii ki mümkün. Peki diyeceksin. Burada patron. Bu tabii ki mümkün. Ama insanların karıştırmalarından bahsediyorum. Ben ona hayır dedim. Yani aslında alerjisi yok. O diyor ki alerji oldu. Taktığın an alerji olur. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela piercingin delindi. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Seneler geçti. Bir anda senin piercingin de gümüş bu arada. 10 sene sonra gümüşe alerjin oluşmaya başladı bünyende. O zaman tabii ki de der ki istemiyorum bunu der vücut. Alerjik reaksiyon gösterir. Bunda okeyiz. Anlatabildim değil mi? Evet. Bilmiyorum anlatabildim değil mi? Gayet net. Net değil mi? Senin gümüşe alerjin olup ilk delimde ortaya çıkmayıp 3 sene sonra ortaya çıkmaz bunu diyorum. Daha da anlaşılır oldu mu? Çok kolay gelişen şeylerdi galiba, zaten bağışıklık sistemiyle de çok alakalı olduğu için. Hani bir şeyler olması lazım o alerjinin herhalde açığa çıkması için. Bir alerji çok basit bir şey. Gerçekten anlaması da çok basit bir şey. Eğer kafanız verdiyseniz bence anlamışsınızdır. Umarım dilim dönmüştür, anlatabilmişimdir. Gerçekten çok kafaya takılacak bir mevzu değil. Tabii ki alerji ciddi bir mevzu. Alerjiyi basite aldığımdan demiyorum bunu. Ama bilirseniz çok basit mevzu. Piercing için söylüyorum. Yani sen titanyum ve cerrahi çelik kullanırsan zaten bunların hiçbirini düşünmene gerek yok. Çünkü alerji olmaz. Milyonda bir. Tabii ki olabilir. Bu konuyla da ilgili şunu söyleyeyim. Hiçbir şey kesin hayır diyemezsin. Hele alerji gibi, geçen hafta da söyledik, müstesna bir konuya. Yani herkeste başka olan bir konudur alerji. Asla genelleyemezsin. Biz şu an genel bilgiler veriyoruz. Bir insana bir sürü ilaç veriliyor, tamam mı, hastanede ve hepsine alerjik reaksiyon gösteriyor. Hepsine. Ulan buna da mı diyorlar? Yani en basit, simple şeyi veriyorlar. Hani yüksek oranlı şeyleri değil, en basit ilacı veriyorlar. Ona da tepki gösteriyor. Yani her şey ilaca tepki gösteriyor. Doktorlar da çıldırıyor. Bu olamaz diyor yani. Tıpta böyle bir şey yok diyor yani. Ki vardır yani. Milyonda bir de olsa her şeyin bir ihtimali vardır. Ama mevzu o değil. Ne çıkıyor? O yaptıkları iğneye alerjisi var. İğneye, o metale alerjisi var. O metalin alaşımına şeyine alerjisi var. Oradaki elemente alerjisi var. Yani aslında ilaca değil. İçindeki o sıvıya, onlara değil. Bak böyle müthiş, nasıl gülüyor. Ben hatırlamıyorum, bunu anlattım. Bunu anlatmadın mı? Hayır. Neyse, içimde demek. İçimde kalmış. Çok şey anlatıyorum. Değil mi? İşte mantık bu. Sen çatalla, daha günümüzden halk ağzıyla konuşalım.
Yapıştırıyorsun kadayıfı. Üstünde o Antep fıstığı. Antep fıstığına taktım ha. Yiyorsun. Oh şiştin, bozardın, kızardın. Ay Antep fıstığına alerjim var. Oğlum belki çataldaki şeye, maddeye alerjim vardır. Aç. Şu an bir aydınlan böyle bir sessizlik. Okey. Alerji böyle bir şey. O yüzden siz zaten onun teşhisini koyamazsınız. Yani mümkün değil öyle bir şey. Ve yani öyle kafadan da söylenecek şeyler değil, ancak günlük hayatta işte bileklik taktım kızardı falan gibi kendi kendinize günlük teşhisler koyarsınız. Aslında bambaşka bir şey olur. Yani gümüştür, tamam mı? Gümüş takıyorsun hepsini, bütün bilekliklerin her şeyini. Her gümüş aldığında da düşün bak, yine açılacak kafalar. Her gümüş aldığında da hep kızarıyor. Sonra diyorsun ki ulan benim gümüşe alerjim var, ben altın takayım. Geçen haftaki videoda o piramidi anlatmıştık. Vücuda uyumlu materyaller sıralaması. Altın takıyorsun, o bir şey olmuyor. Ama belki gümüşe alerjin yoktur da gümüşün arkasındaki o klipse alerjin vardır. Klipste de nikel alaşım vardır mesela. Güzel ses çıktı. Çok bilinmeyen bir denklem gibi bu ya. Ama ya hayır, böyle bir şey yok. Bizim toplumda bilim sanat da yok da, hadi bilime şu an odaklanalım. Olmadığı için, yani bilim adamı inşallah falan dediği için bizim toplumda. Allah bilir. Hani bizde böyle yani. X artı Y, Allah bilir. Yani hepsini abi. De batırma sen. Hepsini tabii ki batırmıyorum ya. Öyle bir şey var mı? Yani genel şey yapıyoruz şu an. Ama yani böyle bir kafa olduğu için hiç sorgulamıyoruz abi. Abi bir sorgula da, ben sorguluyorum. Demek ki sorgulanabiliyor. Siz de sorgulayabilirsiniz. Her şeyi sorgulayın. Direkt aa falan değil. Bu yüzden bu videoları yapıyoruz işte. Elimden geldiğince bildiklerimi paylaşacağım. Ve ben de zaten sürekli kendi içimde de sorguladığım için size böyle ezbere bilgi vermiyorum. Hep bir mantığını açıklıyorum. Hep bir. Kendi içimde zaten onu kaynatmışım, o çorbayı yani. Onu size sunuyorum. Alerji de öyle. Şu kızardı alerji. Ah şuna alerjim var. Demeyin. Her şeyi düşünün. Okey mi? Okey. Piercing'de de dediğim gibi zaten titanyum ve cerrah çelik kullanın. Çok pahalı materyaller değil. Hatta tam tersi, gümüş altın daha pahalıdır. Ah yoruldum. Yine çok yoruldum. Yeter bu kadar. Ha tabii ki N11 mağazasının da şeyini söyleyelim. Hala bilmiyorlar. N11 mağazamız var bayanlar baylar. Karınca Piercing N11 mağazası. Link aşağıda. Oradan tabii ki alışveriş yapabilirsiniz ama hepsi söyleyeyim titanyum, cerrah çelik materyaller. Zaten materyallerde yazıyor. Yani altın, gümüş yok. Gümüş galiba bir ya da iki tane ürün var. Altın hiç yok zaten. Oradan tabii ki alabilirsiniz. Onun haricinde başka bir şey diyeceğiz mi? Alerji konusunu artık kapatalım. Yoruldum. Sorun var mı? Var. Allah Allah. Nedir? Bana bir fıstıklı kadayıf ısmarlarsın artık. Bu soru değil ama. Ay ısmarlar mısın diyeceğim. Ha? Ay ya, bir soru sor. Onu da beceremiyorsun. Bir espri yapacaksın. Onu bile beceremiyorsun. Soru sor. Soruyorum. Sor. Bana bir fıstıklı kadayıf ısmarlar mısın? Hayır. Ya çok fena. 10 bin abone olalım, ısmarlayacağım. 10 bini mi bekleyeceğiz fıstıklı kadayıf için? İnsanlar hatırlatırsa o da. Ben unutursam yapacak bir şey yok. Ama gümüş çatallı. Kurt adamlara sevgiler. Peki hadi kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu hafta da böyle geçti. Dövme Muhabbetleri serimizi komple oynatma listesi olarak kanaldan bulun, izleyin. Bu böyle peyderpey gidiyor. 49. bölümdeyiz, evet. Değil mi? 49'dayız. Haftaya 50. Ne yapacağımızı da düşünmedik ha. Aynen. Büyük ihtimal büyük bir şeyler yapacağız haftaya. 50. Sen bir şey yapacaktın. Bana dedi ki sürpriz bir şeyler yapacağım. Bir şeyler bilmiyorum. Değişik bir şeyler olabilir. Bir pastayı getirebilirim yine. 20. bölümü izleyin yani. Bir pasta yapmıştı 20. bölüme özel. Allah. Ya. Neyse. 50. bölüme özel bir şeyler yapacağız. Haftaya burada olun. Haftaya kadar da İzlemediğiniz dönem muhabbetlerini izleyin. Biraz daha anlayın aramızdaki muhabbeti. Peki. Tekrar teşekkür ederiz izlediğiniz için. Herkese sevgiler. Bay bay. After Credit'te bir farklılık yapıp yine Bahadır'cım.
Şahsi kanalıma abone olacaklar. Bak burada 5000 olduk. Daha şahsi kanalda bir acık 500. Yok. Şahsi kanalım var biliyorsunuz bayanlar baylar. Fikirlerimi ve yurt dışında gezilerimi paylaşıyorum. Özellikle yurt dışındaki gezilerim. Çok uzun bir road trip oynatma listem var. İsviçre, Almanya, Hollanda bir sürü yer. İzleyin, görün. Kanala da abone olun. Bahadır Cem Börekçioğlu YouTube kanalı. Şahsi kanalımın linki aşağıda. Orada görüşelim. Herkesi bekliyorum. Niye ben Mehmet Ali Birant, Birant yalnız? Evet, Birant değil. Mehmet Ali Birel oldum. Mehmet Ali Birel mi? Mehmet Ali Erbil oldum. Şükür. Parmaktan sonra. Ya, kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapat. Valla kapatıyorum. Kapat sana ya.